kişiyle bugün kongremizin kapanışını gerçekleştireceğiz. Dear deans, distinguished exhibition participants and guests, welcome to the opening ceremony of the art exhibition. Bugün kongremizin kapanışını gerçekleştireceğiz. Dear deans, özür dilerim, sesler geri geliyor, yankı yapıyor. Tekrar alayım. Dear deans, distinguished exhibition participants and guests, welcome to the opening ceremony of the art exhibition. It's the last event of our congress, which is organized in cooperation with Niğde Ömer Alistemir University and Kayseri University. Sessions and paper presentation of our congress held for 2 days and the panel event called Sustainable Fashion, which was held last night, have been completed. Today we will close our congress with the opening of the exhibition. Sergi açılışına geçmeden önce aramızda bulunan çok kıymetli konuğumuz Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Adnan Tepecik hocamıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Kendileri bu akşam bizlerle sanat, tasarım ve kültür aktarma konusundaki değerli bilgilerini paylaşacaklar. Hocamızın sunumuna geçmeden önce Profesör Doktor Adnan Tepecik hocamızın özgeçmişini arz ediyorum. Profesör Doktor Adnan Tepecik yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünde yapmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi görmüş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik derecesi almıştır. 1992 yılında Dünya Bankası bursuyla İngiltere'de öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitimde bulunmuştur. Uluslararası Ürgüp Çevre Tasarım Projesi ve Milli Eğitim Bakanlığı için dijital ders aleti projelerinde yürütücülük, Gazi Üniversitesi Sanal Resim Heykel Müze Projesi, Başkent Üniversitesi ve Otizm Vakfı Ankara Kalkınma Ajansı Projesi'nde koordinatörlük, 5 adet Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumunda ise yine yürütücülük yapmıştır. Sanat ve tasarım eğitimi alanında biri çeviri olmak üzere 7 kitabı ve 85 araştırma makalesi yayınlanmış olan Tepeciğin, ayrıca yeni araç geliştirme konusunda Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış 7 buluşu bulunmaktadır. Esra hocamız sunumun ardından sözü Adnan hocamıza bırakıyoruz. İyi akşamlar, keyifli izlemeler diyoruz. Before the opening of the exhibition, we would like to welcome our very valuable keynote speaker, Dean of Başkent University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Professor Dr. Adnan Tepecik. He will share with us his valuable knowledge on art, design, and culture transfer. Before his speech, we would like to introduce him to you. Mr. Tepecik received his undergraduate degree from Department of Painting in Gazi University. Also, he received his master's degree from Ankara University, Faculty of Educational Sciences, and received his master's degree, doctorate, and professorship in arts from Gazi University Social Sciences Institute. In 1992, with a World Bank scholarship, he had professional training in learning resources in England. He worked as a coordinator in the International Urgup Design Project in the Digital Course Equipment Project for the Ministry of National Education. As a coordinator in the Gazi University Virtual Painting and Sculpture Museum Project. In the Başkent University and Autism Foundation Ankara Development Agency Project and as a coordinator in 5 international art and design education symposiums. Mr. Tepecik has 7 inventions on new visual development approved by the Turkish Patent Institute. He has 7 books, one of which is translation, and 85 research articles have been published in the field of art and design education. And now we would like to leave the words to him. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Kayseri Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, bu Ömer Halistemir Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu bu sempozyuma beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu sempozyumu düzenleyen Onur Kurulu, Bilim Kurulu ve diğer kurulları tüm kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdi bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Konum sanat, tasarım ve kültür aktarma konusu. Biraz da günümüzü çok fazla ilgilendirdiği için bunu aldım. Alan çalışmalarında daha çok kültür çalışıyorum. Dolayısıyla bilgilerimi sizinle paylaşmayı uygun buldum. Şimdi serginin adı da Art and Design, yani sanat ve tasarım olduğuna göre bu iki
sözcük arasındaki ilişkilere biraz değinmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü tasarım taraftan daha önce geliyor. Sebebi şu, tasarım bir ihtiyaç. Bu ihtiyacını herkes kendine göre karşılayabilir. Eğer bir masa yapacaksanız veya bir sandalye yapacaksanız bu sandalyeyi çeşitli nesnelerden yapabilirsiniz. Yani bu bazen bir ağaç olur, bir kütük olur, bir taş olur, bir metal olabilir, bir mermer olabilir ya da bir polimer malzemeden bir sandalye tasarımı yapabilirsiniz. Özür dilerim, şu pencereyi kapatmam lazım. Yapabilirsiniz. Bu bir ihtiyaçtır. Ancak bunun estetikle donanıp sanata evrilebilmesi için bir takım farklı gözlere ihtiyaç var. Yani sanat bir kabuk aslında. Sanat son sözü söylüyor. Moda için de böyle bunu söyleyebiliriz. Yani modada bir ihtiyaçtır, bir tasarımdır aslında. Ama bu tasarımı sanata evrilebilmek için farklı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tasarımın içerisine bir takım estetik formları, değerleri, duyguları, oranları, ölçüleri katmanız gerekiyor. Bunu katmadığınız takdirde bu tasarım olarak kalır. Yani biz buna sanat diyemeyiz. Dolayısıyla tarihi süreçten itibaren sanat ve tasarım ilişkisi devam etmiştir. Yani insanın en mucizevi buluşlarından birisi sanattır aslında. Şimdi ben isterseniz küçük bir paylaşım yapayım. Bu paylaşıma bana izin verecek misiniz? Esra Hanım, bir paylaşım yapmak istiyorum eğer izin verirseniz. Tabii. Buyurun hocam. Evet, hemen paylaşımı yapıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şuradan başına tutuyorum. Evet. Şimdi burada ben aşağı yukarı 3-6-9 tane görsel aldım. Bu görsellerden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Göbekli Tepe. Tabii bu Göbekli Tepe'den önce bir süreç de var. Ta milattan önce 40.000. yıllara kadar gidiyoruz. Hatta 18.000. yıllarda işte Fransa'da ve İspanya'daki bazı mağara resimlerinde insanların bir takım görselleri çizdiğini görebiliyoruz. Bunlar sanat değil. Bunlar aslında tasarım. Neyin tasarımı? Aslında iletişimin tasarımı, görsel iletişimin tasarımı. Yani insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için hayvanlarla olan ilişkilerini bir çeşit farklı kültürlere ya da kendi şeyinden, kuşaklarından sonra gelecek olan kuşaklara bir kültür aktarma aracı olarak göndermeye çalışmışlar. Biz buna sanat demiyoruz ama bugün incelediğimizde bunların içerisinde sanat unsurlarının olduğunu görebiliyoruz. Yani sanat ve tasarımın arasındaki ilişkide böyle bir nesne var. Peki, hemen milattan önce 12.000'li yıllara gelelim. Göbekli Tepe'ye. Bu tabii şurada 20-25 yıllık bir geçmiş olan çalışma. Alman bir arkeolog Göbekli Tepe'deki bu suni tepeyi, yani bu suni yığıntıyı fark ederek burada bir takım şeyler olabileceğini hissetmiş ve yaptığı kazılarda bu görmüş olduğunuz muhteşem eserleri ortaya çıkarmış. Neden muhteşem? Aslında burada korunabilecek ya da mimari anlamda içine girip soğuktan, sıcaktan, yağmurdan korunabilecek bir çalışma yok. Bu tamamen inanca dayalı bir şey var. Taşları var. Ancak bir sanat unsurunun oluşabilmesi için bir takım süreçlere ihtiyaç var. Bunlardan birisi coğrafya, yani iklim. Birisi yerleşik toplum. Ve diğerleri de uygarlık izleri olarak bırakılan nesneler. Şimdi burada bu bir uygarlık ürünü. Bunun içerisinde aslında ihtiyaç var. Ne var? Tasarım var. Yani tasarım bir ihtiyaca dönüştürülmüş burada. Ama biz ayrıca burada önemli belgeler görebiliyoruz. Yani Göbekli Tepe'de milattan önce 12.000'li yıllarda hangi canlıların yaşadığını, hangi hayvanların buralarda bulunduğunu bu taşların üzerindeki görsellerden bulabiliyoruz. Ayrıca sanat öyle bir nesne ki yazımda da söylediğim gibi ünlü Alman şair Goethe'nin deyimiyle sanat ne ileride ne geridedir bulunduğu yer. Yani milattan önce 12.000'li yıllarda bu taşların üzerine
soyutlanarak ve ayıklanarak yapılan bu resimler bugün çağdaş resme bir örnek de olabilir. Hiçbir farkı yoktur. Çünkü içinde bir yorumlama ve bir ayıklama vardır. Buradan baktığımızda bunların Anadolu uygarlık izlerinde önemli yerler işgal ettiğini görebiliyoruz. Bu açıdan çok önemli. Hemen yanında M.Ö. 3500-4000'li yıllarda birdenbire işin şeklinin değiştiğini ve alet edevatların, araç gereçlerin daha fazla kullanıldığını, madenlerin ve metallerin tasarım açısından eritilmeye ve onlara hükmedilmeye başladığını görüyoruz. Ama insan aynı zamanda mucizevi bir buluş daha yapıyor, din. Yani mucizevi buluşlardan birisi düşünce demiş olduğumuz sanat ve ikincisi de mucizevi bir buluş olarak din. Neden? Çünkü önce kendisini korumaya alması gerekiyor. Yani yeme, içme, barınma ve üremeyi sağladıktan sonra yeni bir güce ihtiyacı var. Bu güç kendi yapamadıklarını kendilerine yaptırılması gereken bir ilahi güç olabilir. Bu din. Bunu din olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii ki bu görmüş olduğunuz piramitlerin içinde muazzam bir matematik var. Yani ihtiyaç bir matematikle giderilmiş. Muazzam bir taş dizini var. Bu taşları ben yakından gördüm. Neredeyse bir tanesi 20 ton civarında. O kadar büyük taşlar. Peki bunlar niye yapılmıştır? Bunlar geleceğe bırakılacak izler. Çünkü insan kaybolmak istemiyor. Yani insan kültürünü aktarırken veya bırakırken gelecek kuşaklarda belki ben daha sonra öldükten sonra geriye geleceğim endişesiyle devasa büyük anıtlar ve yapıtlar ortaya koyuyor. Bu ikinci örneğin içerisinde sanatta çok fazla aranan asimetri var. Mesela sanatın içerisinde simetri pek yoktur. Dünyanın düzeninde de simetri yoktur aslında. Çünkü simetri olduğu zaman statiklik ve durağanlık meydana geliyor. Bunu önlemek için bu görmüş olduğunuz piramitleri kendi içerisinde iriliği, ufaklığı, büyüklüğü, küçüklüğü ve bir hareket organizasyonu içerisinde çalışmışlar. Ama önce bunu bir tasarım, bir ihtiyaç olarak, öbür dünyanın bir mezar silsilesi olarak yapılmış ama daha sonra bunu daha ulvi bir şekilde sanatın yüce değerleriyle örtülmüş. Çok önemli bir çalışma. Hemen yanına geliyoruz. Aşağı yukarı aynı civarda olan ama biraz daha geç bir kültür. Bu Hitit kültürü. Burada artık bir ordunun olduğunu, yani insanların belli bir düzen içerisinde istiflendiğini, sanatçıların tek görevi var. Bunları belgelemek. Burada da sanatçı işi belgelemiş, burada da belgelemiş. Burada bir kayanın üzerine tanrı yerine kullanılan insanlar var. Yani bunlar aslında içerik tanrı ama kral bunlar. Ve bunların hepsi peş peşe bir animasyon filmi gibi arka arkaya dizilmişler. Ve bir ordu düzeni içerisinde gidiyorlar. Bu aslında bir ihtiyaç ama sanatçı bunu çalışırken ihtiyaç olarak görmesine rağmen kendi içerisindeki bir takım değerleri, yani sanatın işte iyi, olumlu, hoş. Ben güzel sözcüğünü çok kullanmayı sevmiyorum. Güzelin de karşı tarafı var çiftliğinde. Dolayısıyla ben bunlara daha oran orantı gibi bakıyorum. Ve bunları çok uyumlu bir şekilde kullandığı için doğanın değerleriyle bunu bir şekilde yoğurmuş. Bu da bu açıdan çok önemli. Peki bu kaç? Milattan önce 3000'li yıllar. Milattan önce 3500-4000'li yıllar. Milattan önce 12.000 var. Bakın şu hızlı bir geçiş var. Bu arada aslında 12.000'den sonra şuraya alacağım bir şey vardı ama o ileride anlatmak istiyorum. Çatalhöyük var milattan önce 7.000'li yıllar. Hemen antik Yunan var milattan önce 1000'li yıllarda. Bakın şurası 2000'de 1000 diyebiliriz buna. Şimdi burada antik Yunan'da önemli bir şey var. Sütunlar hep simetri. 6 tane, 8 tane filan. Peki niye Mısır piramitlerinde ise ya da Mısır sütunlarında ise bunları tekli görüyoruz. Yani asimetri var. Şimdi burada ihtiyaç kendi içerisinde, kendi kültürüyle birlikte böyle devam ettiriliyor. Ama burada önemli bir şey var. Müthiş bir heykel sanatı var. Tanrılar burada çok fazla iş görmüyor. Her Yunanlı bir tanrı yapıyor. Tanrıyı bir köşeye koyuyor. Onu pek kendi işine bulaştırmıyor dünya işlerine. Ama ona inanmak istiyor. Diyor ki o yukarı Olympus'ta dursun. Ben aşağıda kendi işlerimi yapayım. Lazım olursa ona danışırım. Bir çeşit oradaki tanrı danışma mevkii gibi. Ama şöyle bir şey var. Bakın burada bir alınlık var. Şöyle görmüş olduğunuz bir üçgen portal bir alınlık var.
Bu aslında sonraki dönemlerde bütün kültür, Avrupa kültürünü çok fazla etkileyen, özellikle Rönesans'tan sonra kamu binalarında, sivil mimaride de çok yapıldı. Meryem gel. Evren sen misin? Yatın nerede kızım? Birisi mi devreye girdi acaba? Sorun yok hocam, devam edebilirsiniz. Hocamın sesi kapalı. Sesin var mı şu an arkadaşlar? Var hocam. Ben tekrar şuna geçmek istiyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim merkezi olan Washington'daki Beyaz Saray'ın girişi aynen böyle tasarlanmıştır. Sebebi nedir? Bir kültürün aktarım yoluyla gelecek kuşaklardaki kültürleri aktarma işidir bu. Dolayısıyla bunu her alanda görebilirsiniz. Sadece mimaride değil. Mesela Roma kültürü Yunan'dan, Antik Yunan'dan sonra gelen bir kültürdür. Antik Yunan'dan bunları almıştır, heykeli de almıştır ama kendisine göre kemerler geliştirmiştir. Yani kültürün üzerine ekleme her zaman yapılır. Bu modada da böyledir, resimde de böyledir, heykelde de böyledir, mimaride de böyledir. Aldığınız kültürün üzerine aktarma yapmak zorundasınız. Kültür yerinde saymaz. Sayıyorsa orada bir aksaklık vardır. Çünkü değişmeyen her şey değişimse eğer, bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Mesela kubbe mimarisi, kubbe tasarımları daha çok Roma'da başlar. Antik Yunan'da yoktur. Peki Roma Antik Yunan'dan ne almıştır? Şu görmüş olduğunuz üçgen, ana kapı, taç kapıların girişlerini almıştır. Rönesans dönemini zaten söylemeye gerek yok. Resmin çok ön plana çıktığını, sanatla tasarımın bir ayrı. Burada bir tasarım unsuru var. Leonardo şöyle düşünüyor. Ondan önce Vitruvius diye bir matematikçi var Roma döneminde yaşayan. Mimariyle çok uğraşmış birisi. Onun bir düşüncesinden yola çıkarak insanın boyunun enine eşit. Bu Vitruvius adamın özelliği bu. Yani burada iki tane bizim gözümüzün yanında bir nesne var. İki tane canlı insan var diye. Ama aslında bu şu görmüş olduğunuz insanın tam göbeğinden bir daire çizdiğinizde içinde bir kare oluşturabiliyorsunuz. Bu ne şimdi? Bu bir tasarım. Ama bunu bir sanatla taşlandırdığın zaman bu sanatın bugüne kadar gelen özelliği olarak ortaya çıkıyor. Peki hızlı bir şekilde geçiyorum zamanı iyi kullanmak için. Bu Konya'da bir Selçuklu eseri bakın görüyorsunuz. Taç kapı müthiş bir şekilde tasarlanmış. Çünkü inanç ve ulvi değerlerin o kapıdan içeri girerken farklı bir şekilde saygıyla girilmesi için yapılıyor. Bütün kültürlerde var, görüyorsunuz bakın. Bütün kültürlerde bunları görebiliyoruz. Evet, burada sanatçı bunu önce bir tasarım unsuru olarak, yani bu kapının içerisine girdiğinizde farklı yere giriyorsunuz diye düşünerek, ama daha sonra o kültürün kendi içerisindeki bir takım sembollerini imgesel anlamda taşın üzerine kazıyarak bu de resmetmiş. Hızlı bir şekilde buradan Osmanlı'ya geçiyorum. Tek eserini aldım, Selimiye Camisi'ni aldım. Selimiye Camisi tabii ki Bizans'tan etkilenmiş bir eser, Ayasofya'dan etkilenmiş mesela. Sinan bunu yaparken şu görmüş olduğunuz kubbeyi Ayasofya'dan etkilenerek yapmıştır. Ancak bu kubbenin Ayasofya'dan bir farkı vardır. Mimari olarak, tasarım olarak ve matematiksel olarak daha büyük bir küreye, yarım küreye benzer. Halbuki şeyinki biraz yumurta gibidir, daha böyle basıktır Ayasofya'nın. Peki başka ne özelliği vardır? Hareketlendirmek için 4 tane minare kurmuştur. Bunlar da aslında asimetrik tasarımın en büyük özelliğidir. Önce ihtiyaç olarak, bir dini ihtiyaç olarak yapılan çalışma, kültür aktarma yoluyla bugün dünyanın harika eserlerinin arasına girmiştir. Ve UNESCO kültür mirasıdır bu aslında. Çağdaş sanat örneklerinden Mehmet Akkoy'un bir çalışmasını aldım. Bugünler merkezde. Ve Anadolu'da çok fazla şeylerin, çobanların kullandığı kelebek vardı, keçeden yapılmış. Sanatçının bunu bir ayıklama yöntemiyle nasıl yaptı? Peki bunu neyle örtüştürdü? Bakın ta şuraya gidebiliriz, ta şuraya. Göbekli tepeye, şöyle bir çapraz aldığımızda. Aslında sanat ne ileridedir, ne geridedir olduğu yerdedir. Evet, bu da iyi bir sanat eseri bu da.
Hızla geçiyorum. İhtiyaçlarımız devam ediyor. Milattan önce 7000'li yıllarda çalışılan şu görmüş olduğumuz çanak dünyanın ilk çanağıdır. İçinde su, süt, meyve, sebze, her şeyi koyabilirsin. Peki 7000 yıl sonra bunun ne farkı var? Aslında prototip hala devam ediyor. Hiçbir farkı yok. Sadece metalden ya da buna benzer elektronik bir takım aksamlar eklenerek yapılmış bir unsur. Demek ki mühim olan birinci prototipi yaratmak. Yani bir örneği siz ilk yarattığınızda siz aslında sanatçı olmaya başlıyorsunuz. Yoksa buradaki sanat eseri falan değil. Ama biz buna sanat eseri diyebiliriz. Bir ihtiyaç olmasına rağmen. Evet, bunu bulan gerçekten bir sanatçı sayılabilir. Bakın burada tekerleğin bir örneği var. Milattan önce işte 4000 diyelim, 5000, 6000 yıllık bir geçmiş var. Peki bununla bunlar arasında ne fark var? Aslında hiç fark yok. Teknoloji sadece buna lastiği, kauçuğunu yüklemiş, polimer bir malzeme koymuş, içinde bir metal var. Aslında ikisi de aynı işi yapıyor. Biraz daha yavaş gider, bu biraz daha hızlı gider. Ama iş devam eder ve örnek budur. Peki bu bir sanat eseri midir? Bir kültür aktarma aracı olarak kültür buraya aktarılmıştır. Ama ilk örnek olduğu için biz bunu aynı zamanda bir sanat unsuru da diyebiliriz. Çünkü sanat sadece resim değil, sanat sadece heykel değil. İnsanların örnek olarak ilk bulduğu şeyler de bir sanat unsuru. Ve iletişim malzemeleri olarak ya da iletişim unsurları olarak az önce Altamira Mağarası'ndan bahsetmiştim. Burada görmüş olduğunuz milattan önce 3200'lü yıllarda yazının kurulmuşunu görüyoruz. Yani yazıyı Finikelilerin bulduğunu söyleriz ama aslında Mısırlılar yazıyı bulmuştur. Bunlar yazılır. Tabii Sümerleri ben söylemedim. Bütün kültürleri burada aktarmaya kalkarsam Esra Hanım'ın bana 3-4 saat vermesi lazım. Onun için ben biraz kısa kesiyorum bunları. Bakın burada görmüş olduğunuz hiyeroglif ve piktografik işaretler ilk örnekler sayılabilir. Ama bugün sosyal medya araçları olarak kullandığımız şu nesnelerin tümü bundan çok farklı değil. Daha dikkatli baktığımızda bunların daha okunurluk olduğunu görebiliyoruz. Daha okunur. Yani milattan önce 3500-4000 yıllarda bulunan bir şey bugün hala devam ediyor. Prototipler önemli demiştim az önce. Ben hızla geçeyim arkadaşlar. Kültür nedir diye siz okursunuz. Ben buradan sadece kısaca anlatacağım. Yani kültür bir yaşayış biçimidir, uygarlık da yapma biçimidir. Uygarlık evrenseldir, kültür ise yerel ve milli olabilir. Ama yerel ve millilik bazen evrensele de ulaşabilir. Yani bir de kültürleri biz ikiye ayırırız genellikle. İşte maddi kültür, binalar, eşyalar, kullanım eşyaları, araç, gereçler, alet, edevatlar. Manevi kültürler ise bunların içerisinde yüklemiş olduğumuz inançlar, gelenekler, şiirler, edebiyatlar. Yani nesneyi eğer anlam olarak bir yere yüklemeye çalışıyorsanız, bir ağacı alıp masaya çeviriyorsanız, bu artık manevi kültüre doğru gitmeye başlamıştır. Tabii estetik diye bir sözcük var. Bunu hepimiz ağzımıza pelesen gelmiş, kullanıyoruz. 17. yüzyılda bu tarafı var, ondan önce yok estetik. Buna da güzel ve çirkin diyoruz. Güzel ve çirkin sözcüğüne baştan beri karşı değil. Çünkü şöyle düşünmek lazım, bakın şurada iki tane böcek var. Biz bunların hangisine güzel diyeceğiz? Muhtemelen herkes şuna güzel diyecek. Şuna. Niye? Çünkü böyle üzerinde puanlar var, renkli cafcaflı bir hayvan. Peki bu Anadolu tabiriyle kaba olacak, kusura bakmayın, bok böceği derler buna. Bu Mısır'da çok kutsal bir hayvandır. Bu görmüş olduğun hayvan bunu alır, bu gübreyi yuvarlar, götürür tarlanın ortasına bırakır, yumurtalarını içine koyar. Böcekler oradan çıkar, onlar da küreleri yuvarlamaya başlarlar. Bu hayvan verimli bir hayvan olduğu için bunu çok sever Mısırlılar ve her şeyde kullanmışlardır. Yani bir sembolik imge olarak. Peki bu? Bu da değerli güzel bir hayvan. Bakın güzel sözcüğünü ben de kullandım. Aslında güzel sözcüğünü biz aynı zamanda yararlı olarak da kullanıyoruz. Manevi anlamda bizim içimizi ısıttığı için bana yararlı diyebiliyoruz, güzel diyebiliyoruz. Fakat bunları böyle biz insanoğlu kodlarken kendisine göre kodluyoruz. Bunun güzel olduğunu, bunun çirkin olduğunu. Ama biz bunları aslında iyi, hoş ve anlamlı bir şekilde kullanırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Tasarım kültürü diye bir şey var aslında. Toplumların kendi içerisinde tasarımları vardır. Mesela diyelim ki atların koşulduğu arabalar. Yani ben öğrencilerime hep şu örneği vermişimdir. İngilizler motorlu araçları ilk defa kullanan sanayi devriminden sonra bulan bir kültürdür. Ama neden İngilizlerin
şeyi, direksiyonu sağ taraftadır. Çünkü İngilizler at arabasında sağ tarafa oturdukları için aynı kültürü bir araca aktararak onu devam ettirmişlerdir. Ondan da vazgeçmemişlerdir. Hatta İngilizlerin tasarım kültüründe prizleri, fişleri, her şeyleri farklıdır. Aslında biraz içinde ırkçılık gibi görünmesine rağmen bir toplumun kendi içinde yaratmış olduğu değerler ve ürünlerin farklı bir yerde toplama halidir. Mesela biz Anadolu'da bir yıldır bulunmamıza rağmen bizim bir en üst tasarım müzemiz yoktur doğru. Yani araç gereçler, bir iğne, top iğne, çengel iğne, ne bileyim, buna da aklınıza gelebilecek Anadolu'da her şey var köyleri dolaştığınızda. Bunlarla ilgili ufak tefek etnografya müzeleri var. Ama bu iyi değil. Bir tasarım kültürü müzesine ihtiyaç var. Devasa bir müze. Bunun içinde her şey olan. Mesela British Museum'u siz bir haftada gezemezsiniz. Hem de kendi ürünleri değil bunlar. Anadolu'dan ve Afrika bölgesinden çaldıkları ürünlerle oluşturdukları bir müzedir aslında. İkinci Ramses'in Hunyası bile British Museum'da da ne işi var? Peki arkadaşlar. Bunun içerisinde bir de kent estetiği var. Yani kent aslında toplumların yaratmış olduğu her şeyler kente toplanır. Kent mobilyaları, peyzajlar, mimari unsurlar, tabelalar, eşyalar, her şey kentin içerisinde var olur. Bir kent uygarlık açısından insanların üretmiş olduğu her türlü değeri barındırır. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde demek ki toplumların aynı zamanda bir organizasyon içinde yaşamaları gerekiyor. Yani bir sisteme dahil. Mesela antik Yunan'da bunun adına polis demişler. Yani kent aslında polis demek. Şimdi dolayısıyla dünyada uygarlıkların, yani evrensel uygarlığın dediğimiz insanların işte eşyaları, mesela Roma'da tuvalet var. Tuvalet evrensel bir şey. İnsanın bir ihtiyacı aslında. Ama bunun kültür tasarımı ya da kendi içerisindeki tasarım kültürü farklı olabilir. Ama bir evrensel ihtiyaçtır. Yemek kabları da öyledir. Mutfak eşyaları da öyledir. Giyim kuşam da öyledir. Giyim kuşam evrensel bir şey olmasına rağmen ama dünyanın her tarafında farklı kültürel motiflerle kendini göstermektedir. Bu bir kültür aktarma işi olabilir tabii. Şimdi hemen hızlı bir şekilde geçiyorum yine. Bakın 12 bin yıl Göbekli Tepe Selçuklu mezar taşları milattan sonra 1200. Ne kadar muhteşem duruyor, yani anıt gibi duruyor. Bunlar böyle anıt gibi. Peki biraz daha bakalım. Göbekli Tepe'de 12 bin yıllarda bir aslan heykelinin ne kadar güzel ayıklandığını görüyoruz. Aynı heykelin milattan sonra Anadolu Selçuklu döneminde 200'lü yıllarda aynı şekilde ayıklandığını ve çok güzel bir şekilde taşa işlendiğini görebiliyoruz. Evet, bunlar aslında evrensel gibi görünmesine rağmen yerel motiflerle birbirinden ayrılabiliyor. Şimdi Matrahçı Nasuh'un 1600-1550'li yıllarda yapmış olduğu bir İstanbul haritası diyelim. Aslında bu bir minyatürdür. Şimdi İstanbul'un ne kadar düzgün, temiz, düzenli olduğunu, az önce kentten bahsettim. Kentlerin kültürün, uygarlığın genel metreler olduğundan bahsetmiştim. 1600 yıllarda İstanbul'un hali bu. İşte Boğaz, Haliç, hepsi burada görünüyor açıkçası. Topkapı Sarayı'nın olduğu yer. Ve şimdiki İstanbul'a bakıyorum. Şu andaki İstanbul. Bu da Google Earth'ten alınmış 2021 yılındaki İstanbul. Hatta biraz daha şey yapalım isterseniz. Şu İstanbul, bakın şöyle bir İstanbul. Bu İstanbul'da, bu İstanbul'un farkı şu. Aslında burada bir tasarım kültürü var ama burada bir tasarım kültürü yok. Burada George Maslow'un deyimiyle ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Bir an önce bir korunaklı yer yapalım, içine girelim. Yağmur, çamur, soğuk, sıcak bizi etkilemez. Aslında bu kent değil. Bu sadece bizi barındıran, iklimsel koşullardan bizi barındırmaya çalışan bir barınak. Bunlar hep barınak. Bunlara ben mimari kent falan diyorum. Yani matraç nasıl gözüyle bunu görmemiz lazım. Evet. Şimdi 1200'lü yıllarda Erzurum'da Çiftenler Medresesi'nin ne kadar tasarım unsuruna sahip olduğunu siz şurada görüyorsunuz. Her şey var. Konya'daki cami ve senin
Bunlar da 2000'li yıllarda yapılan çalışmalar. Bakın şu 2017 Ankara, Keçiören. 600 cami üstü bilmem değil. Bu da bir cami. Bu da bir cami. Betondan. Bu nedir? Şu Selimiye'nin taklididir. Biz bunlara sanat unsuru diyebilir miyiz? Bunlar ihtiyaçtır. Sanat unsuru değil. Bu bir sanat unsurudur. Çünkü ilk örnektir. Bu kötü bir örnektir. Çünkü betondan yapılmıştır ve oran orantı, uyum, bu tür şeyler bunun içerisinde yok. Biz estetik açıdan baktığımızda böyle değerlendirebiliriz. Bu palyatif bir çalışmadır. Yani önce olsun bitsin de işte desin de burada cami var diye. Halbuki o bile dini eserler bile kendi içerisinde sanatçı unsur olarak değerlendirilir. Kiliseler böyledir, havralar böyledir, tapınaklar böyledir, camiler böyledir. Bu da öyle. Bunu, bunda şey var, böyle bir barınma ihtiyacı var. Aman altında ticaret yapalım, üstü cami olur. Kötü bir örnek. Peki. Bakın milattan sonra 1260, milattan sonra 2018 araya bunları koydum. Bunları siz değerlendirebilirsiniz. Hangisinin daha iyi sanat eseri olduğunu. Sanat eseri diyorum bakın. Evet, bu bir sanat eseri. Bu hiçbir şey. Ve 2018 yılında Amasya'da bir heykeltıraş ya da işte belediye başkanının deyimiyle onlar herhalde istemişler böyle bir şey yaptı. Yerine bir şey cep telefonu vermişler. Şehzadenin biliyorsunuz Amasya Şehzadeler kentidir. Peki bu sanat unsuru mudur? Hayır değildir. Bu bir ihtiyaç mıdır? Evet yanlış bir ihtiyaçtır. Çünkü eğer bir şehzadenin eline 1500'lü yıllarda bir cep telefonu veriyorsanız ileride kültür aktarma açısından kötü bir örnek olabilir. Kültür aktarma olarak diyelim ki bu kaldı. 100 sene sonra bu heykele bakalım. Buna insanlar sadece tarihi biliyorsanız bilebilirsiniz. Ya 1500 yıllarda acaba Şehzade'nin diyen ki Yavuz Sultan Selim'in elinde cep telefonu mu vardı? Hem de ne? Son mu? Son kuşak bir cep telefonu. Ya iPhone ya Samsung. Başka da yok zaten. Evet. Komik bir çalışma. Başlamış. Yine kültür aktarma biliyorsunuz şeydir. Yani bir kültür emperyalizmi vardır. Size bir şeyi dayatmıştır ve her şeyi onun üzerinden okursunuz siz. Bu bir sanat eseri olabilir mi? Asla olamaz. Bir tasarım unsuru olabilir mi? Asla olamaz. Bir ihtiyacı karşılar mı? Belki kiş demiş olduğumuz yozlaşmış sanatın iyi bir örneği olabilir. Yozlaşmış. Hiçbir işe yaramayan insanları yanlış yönlendiren bir çalışma olabilir. Kötüdür de. Evet, bazen kentler yiyeceklerle tanıtılır. İyi bir şey midir? İyi olabilir, değerlendirilebilir ama ona sanatsal unsur olarak nasıl baktığınızda bağlı. Eğer sadece midemizle ilgili heykeller yapıyorsanız orada bir sıkıntı var. Heykelin içerisinde her zaman ileriye dönüp kültür aktarabilecek bir takım unsurlar olması lazım. Az önce ben 12 bin yıl önce yapılan bir heykelin bir taşı gösterdim. Onunla bunu yan yana koyduğunuzda bu muhtemelen bir teneke gibidir ve 5-10 sene sonra bu şeyi işlevini kaybeder ve yıkılır gider. Hiçbir özelliği olmaz. Biz bunlara popüler kültür deriz. Popüler kültüründe hiçbir faydası ve özelliği yok. Biraz süreyi açtım Esra Hanım ama bitmek üzere. Belki soru cevap bölümü olabilir diye. Evet, bu da zavallı Nasret Hoca'nın gelmiş olduğu kültür aktarma açısından bana hiçbir şey diyemeyiz. Bu kültürü aktaramayız. Yani aktarırsak da ayıp olur. Anadolu'ya ayıp olur, Anadolu'nun kültürüne ayıp olur, Anadolu'nun geçmişine ayıp olur. Evet, İstanbul Ali Beyköy. 2015. Bu bir heykel mi? Yani benim fikrimi sorarsanız olmaz. Evet. Mısır daha iyi yapılabilirdi, daha farklı olabilirdi. Tabii ki Mısır'dan da heykel olur, niye olmasın? Ama ben Mısır'ın nasıl büyüdüğünü birebir görerek yapmak istiyorsam bu fotoğraf makinesinin icadından önce ressamların bir şeyleri belgesel olarak çalışmaları gibi olur. Bir şey yaramaz. Hoş olmaz. Peki. Şimdi bu işte Türkiye, Muğla, Kemer, Antalya, Muğla tarafları. İşte domates, biber, patlıcan, rahmetli barışman, şöyle biraz vermiş. Heykel olabilir, heykel olmaz. İhtiyaç gideren bir şey yok. Ha, burada bunlar yetişiyor. Bakın ne güzel falan denilebilir. Yani heykelin içerisinde bizim ayıklayabileceğimiz, soyutlayabileceğimiz takım unsurların olması gerekiyor. Kentle bütünleşebilecek, kentin mimarisini biliyorum o öyle olması gerekiyor ama bu kültür daha oluşmadığı için biz eski ve yeni kültürü zaten tutamıyoruz. Mesela eski
kentin eski şehirleri, binaları veya da eski şehir demiş olduğumuz yerleri genellikle yıkılır ve oralara binalar yapılır. 3 katlı, 5 katlı, 10 katlı diye. Çünkü rahat bölge içinde. Peki kültürümüzü nasıl koruyacağız? Geçmişe giden, yani geleceğe giden insanlar geçmişte neler oldu burada diye baktıklarında onu göremeyecekler. Onun için bunlar geçici popüler kültürün birer unsuru olabilir. Kentteki her şey böyledir aslında. Yani kentteki tabela bile kendi içerisinde bir kimlik taşıyabilmelidir. Mesela yazı tipografi demiş olduğumuz yazış yazıları okurken, kullanırken bazı yerlerde kalın, ince, bazı yerlerde esnetilmiş, sündürülmüş font demiş olduğumuz karakter yapısını bilmiyoruz. Bunlar bir kentin en önemli kültürel aktarma unsurlarıdır. Benim çocukluğumda ben Erzurumluyum. Erzurum'un sokaklarında çinko tabelalar vardı. Düşünebiliyor musun? Cumhuriyet'in en önemli kültürel ilişkisi. Çinko. Bayağı çinkodan dökmüşler. Emaye. Emaye kaplar gibiydi. Ve onlarla büyüdük. Hala aklımda o tabelalar vardı benim. Evet. Yine günümüzde evrensel olarak kullanılan fotoğraf işaretler bunlardır. Bunlar dünyanın her tarafında aynıdır. Bir yere gittiğinizde bunların tümünü algılayabilirsiniz. Yani okuma yazma bilmenize bile gerek yok. Yerleri takip edebilirsiniz. Ama bunları bazen kendi keyfimize göre yapamayız. Yaptığımızda işte kültürü de buluyoruz. Evrenselliği de buluyoruz. Bunlar bir sanat oturumudur ya. Sanatın içerisinde uyum, ölçü, oran ve gözümüze hoş gelebilecek şeyler varsa evet bunlar tasarım unsuru olmasına rağmen belli bir süre sonra bir sanat unsuruna dönüşebilir. Mesela Mercedes'in tasarımcıları reklam yaparken şöyle diyorlar. Biz aslında Mercedes yapmıyoruz, sanat yapıyoruz. Neden böyle bir şey söylüyorlar? Sanat daha üst bir kavram ondan. Yani elbiseler de böyle. Modacılara sesleniyor. Elbiseler de böyle. Bakın çok yanlış çalışmalar. Doğrusu bu. Bunlar yanlış. Evet. Yine kültür aktarma açısından yozlaşmış kültürlerin bir takım örnekleri Türkiye'de. İşte Bulgur King demiş. Niye? İşte bu şeye özenmiş. Aslında bu bir taklide girdiği için bu taklide yasak biliyorsun. Telif hakkı var. Ama bizimkiler çok hevesli olduğu için hani Burger King'i biraz daha değiştiririz ama acaba Bulgur King yapabilir miyim? Yarı Türkçe, yarı İngilizce. Mesela büyük devasa mimari eserlerimiz var. Mimari eser demiyor. Binalar var, konutlar var. Bunların isimleri hep İngilizcedir. Neden acaba? Çünkü bunu yapan mimarlar ve müteahhitler bunu satılamayacağını, İngilizce olursa daha hoş gelebileceğini, insanların bunlardan çok etkilenebileceğini düşünerek isimlerine hep yabancı koyarlar. Dikkat edin. Bu da yine aynı şekilde. Evet. Arkadaşlar, burada geçiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabelaları biraz faciadır. Yani binalar zaten bir sanat eseri olmadığı için tabelalar üstüne binince ortaya bir gece kondurucu çıkıyor. Kötü bir şey. Dışı seni yakar, içi beni yakar. Hele bunlar bir kentin, Ankara gibi bir kentin içerisinde geldiniz. Artvin'e gideceksiniz. Kolumuzdan girer sizi kaldırarak Artvin'e götürüyor. Oradaki çığırtlanlar. Niye? Çünkü zaten buradan okuyamazsınız. Artvin'i bana kadar anamız var. Niye? Çünkü burada bir tasarım unsuru falan yok. Bunlar bile bir kentin içerisinde sanat unsuruna döndürülebilmelidir. Döndüremiyorsanız siz daha barınakta yaşıyorsunuz demektir. Bitiriyorum arkadaşlar. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki derya ne kadar büyük olursa olsun kabın kadar sulanır. Evet, herkesin aklı ne kadar sulanır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzattım galiba ama yarım saat oldu. Tam yarım saat. Şimdi sorularınız varsa sorularınıza cevap verebilirim. Ben böyle kısa bir konu yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Katılımcılarımızın sorusu varsa chatten yazarlarsa çok memnun oluruz. Yoksa çok fazla ses gelebiliyor Sayın Hocam. Chatten soruları bekliyoruz. Soru yok. Evet henüz yok hocam.
Evet, Pınar Türkdemir hocamız aramızda. Sayın hocam çok teşekkürlerini iletiyor. Ekibe de teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Nihat Dursun, Neşe hocamız teşekkürlerini iletiyorlar. Bu tür etkinliklerin çoğalması lazım. Bu tür etkinliklerin yapılması lazım. Benim NİDE'de emeğim geçmişti. İkinci üstünde NİDE Eğitim Fakültesi'ne dersek verdim. Orada işte tasarım dersleri, sanat dersleri, bazı dersleri bildim. NİDE'yi de iyi bilirim. NİDE bir Selçuklu kentidir. Ve eğer korunabilse, yani bakın korunabilmek sözcüğünü şunun için kullanıyorum. Yeni kent, eski kent. Dünyanın her tarafında yeni ve eski kentler bir kavram var. Mesela bu İstanbul'da işte zorunlu olarak korunmaktadır. Eminönü bölgesi. İstenmeyerek. Aslında müteahhitlere bir bıraksanız orayı bir günde yerle bir edip Ayasofya hepsi dahil. Buraya muazzam gökdelenler dikebilirdi. Niye? Çünkü dünya kültürel mirasına sahip olduğu için pek güçleri yetmiyor. Mesela Ankara'da bunların hepsi yerde bir edilmiştir. Yani Ankara'da, ben aşağı yukarı 50 yıldır Ankara'dayım. Ankara'da çok güzel tarihi binalar vardı. Bunları koruyamadık. Neden acaba? Çünkü yani yer olmadığından değil, o kültürün, o tarihe sen orada boş yere durduğunu düşünüyor bunu yapan insanlar. Yani boş yere yıkalım, yerde yenisini yapalım. Böyle bir şey düşündüğümüzde zaten kültür aktarmayı biz orada kesmiş olduk. Bırakıyoruz. Sayın hocam, bir sorumuz var. Hülya Savaş isimli katılımcımız. Hocam, Selçuklu mimarisi yapıları 8 sayısına göre mi tasarlanmış diye bir soru geldi. Evet, şimdi şuradan bir Selçuklu eser açayım da. Şimdi 8 sayısı derken neyi kastediyorsunuz? Bunu tam anlayamadığım için açtım, şuradan gösteriyorum. Bu arkadaşımız sorusunu sorarken sütundan mı? Binanın içerisindeki yani kubbenin kendi etrafındaki çokgenden mi? Ondan mı kaynaklanıyor? Onu mu söylüyorsun? Şimdi sekizgen ve altıgeni ben şöyle anladım arkadaşımızın sorusunda. Acaba altıgen İslam'da bize mi ait yoksa Yahudilere mi ait? Biraz öyle. Sayın hocam sütunları sormuş. Sütunları sormuş. Sütunların evet. Zaten görevi var arkadaşlar. Sütunlar genellikle yapıyı ayakta tutar. Ama Selçuklu mimarisinde dışarıda çok sütun yoktur. Sütunlar içeride kubbeyi tuttuğu için içeridedir. Ama Selçuklu mimarisinde ana kubbe de yoktur. Kubbeler silsilesi vardır. Altılı kubbeler vardır, sekizli kubbeler vardır, on altılı kubbeler vardır. Bunlar Bursa'ya doğru gittikçe Selçuklu eserlerinde kubbe sayısı azalır ve teke doğru düşmeye başlar. Şimdi dolayısıyla ben onlara Selçuklu'da genellikle altın diyorum. Sebebi şu. Çünkü Hazar Denizi çevresinde bile, yani oradan bu tarafa doğru gelirken Karahanlılar döneminden bahsediyorum. Genellikle kültürleri alarak gelmişlerdir. Yani mesela İran kültüründen etkilenmiştir, Bizans kültüründen etkilenmiştir. Ama bunları birebir de taklit etmemişlerdir Selçuklar. Üzerlerine koyarak gelmişlerdir. Dolayısıyla içerideki sütun sayısını şu anda tam bilgim olduğu için söyleyemeyeceğim size. Yani her şeyi biliyoruz dersek yalan söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben altılıyı çok kullandıklarını biliyorum. Mesela Osmanlı'da bu 8'e genellikle şey yaptı, tercih edilmiştir. 8 genler çok kullanılmıştır. 8 genler. Böyle düşündüğümüzde Selçuklu'ndan büyük özelliği şudur ama onu buradan vurgulamadan geçmeyeyim. Mesela figürleri falan kullanmışlardı. Hiç onu bir şey olarak bir İslam yasağı olarak düşünmemişlerdi. Bu açıdan bakmak lazım. Hani sütun sayısı açısından değil de bu açıdan bakmak lazım. Daha çok sütunların özelliği şudur aslında. Yapıyı biz ayakta nasıl tutacağız? Mesela Sinan koskoca kubbeyi 4 tane fil ayağıyla ayakta tutmuştur. Düşünün ya. 4'ü indirmiştir. Ama figürler sembolik olarak desenle 8'i kullanmıştır. 8 gemdir genelde. Hatta Azerbaycan bayrağı da 8 gemdir biliyorsunuz. Şimdi Osmanlı'ya tabidir Azerbaycan zamanlar. Böyle düşündüğümüzde buna bu açıdan bakmamızda fayda var. Evet. Aslında bu altılı sekizli meselesini biraz da böyle rivayetlere çok boğmamak lazım. Binanın içerisinde tabii ki bunlar her zaman vardır. Bina yapılırken işte binanın bir takım ritüelleri vardır. Bir takım efsaneleri vardır. Onun üzerinden yapılır. Bunların çoğu da öyle yapılmıştır. Ama dikkat edin.
Selçuklu yapılarında genellikle taş kapıya önem verilir. Ama arka duvarlar sağırdı. Neden sağırdı? Pencere yoktur yani. Sebebi şu, kale gibi yapılmıştır. Çünkü her zaman saldırıya uğrayacak bir kültür. Yeni gelmiştir Anadolu'ya. Bu açıdan daha çok taş kapılar çok fazla süslenmiştir. Bakın hepsi böyle. Minareler de çok farklıdır. Evet, bunlar kendi içerisinde özgün bir tasarım unsurudur ve bir sanat eseridir. Başka soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Sayın Hocam, çok sayıda teşekkür mesajları var size öğrencilerinizden. Hani tek tek isim isim okuyamayacağım çünkü oldukça fazla. Sergi açılışımızda olduğu için ama iki soru daha var, onları da iletmek istiyorum size. Tabii ki hocam, Mimar Sinan'ın yapılarını incelediğimiz zaman da eserlerinde genel olarak uyguladığı bir fikri olduğunu görüyoruz. Yani dönemin yapıları birbirini etkilediği için diyebilir miyiz? Şimdi, yani az önceki soruya katkı olarak galiba. Şöyle bir sözcüğüne cevap vereyim. Mimar Sinan'a soruyorlar. Diyorlar ki, üstadım siz bu tarihi eserleri nasıl yapıyorsunuz? O da diyor ki, padişahımız, efendimiz yanında çeşitli seferlere gittim. Oralarda viraneler gördüm. O viraneleri beynime nakşettim. Geldim de bu aciz kulumuz bunları burada yaptı. Yani demek istediği şu, bütün kültürleri aldım, filtre ettim. Beynimin süzgecinden geçirdim ama hepsinden birer parçayı burada kullandım. Aslında biz buna doku uyumu da diyebiliriz. Bazen biliyorsunuz insanlar birbirlerine organlarını verdiğinde böbrekleri doku uyuşmazlığı olur. Gövreyi atar vücut. Ama burada işte doktorun özelliği önemli. Sinan öyle bir mimari doktor ki aldığı bütün tarihi eserler özelliklerini bir binada toplayabiliyor. Ben bu kadar söyleyeyim. Hocam diğer bir soru, iki soru daha geldi. Kent girişlerinde yapılan vitrin görünümlü heykel olmayıp da heykel ismiyle evet, tanıtılan örnekleri engelleme imkanımız yok mudur? Hatice Nilüfer Su galiba, devamını göremedim. Evet. Süzenmiş, pardon. Çok özür dilerim. Ben bunu aşağılamıyorum. Ben bu heykelleri aşağılamıyorum aslında. Şu heykellere ben kültürel açıdan bakıyorum. İlerideki çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara bunlar ne bırakacak? Bu önemli. Şimdi burada zaten bir yanlışlık var diyorum. Yani bir kent heykeli olabilir mi? Siz 1500 yıllarda yaşamış bir şehzadenin eline bir cep telefonu nasıl verirsiniz? Bu zaten tarihi belgelere dayanmaz. Yanlış. Sanat eseri olma özelliği zaten yok. Palyatif bir çalışma. Kötü mü? Kötü olmayabilir ama manevi unsuru, yani bunun ince ve algıda seçiciliği zayıf. Bu açıdan bakmak lazım. Ben sanat unsuru açısından, yoksa teknik açıdan ben bunu yorumlamıyorum. Teknik açıdan iyi de olabilir. Ama bize bıraktığı şey önemli. Fikir. Fikir önemli. Peki bunları engellenebilir mi? Bunları engelleyecek ve yaptıracak olan da kent konseyleri olmalı. Kent. Türkiye'de mesela kent konseyleri yoktur. Yani estetik konsey diyoruz bunlar ama yalan. İçinde işte bir tayfa var. Ondan sonra şeyler var. Hal, Manav ve Sebzeciler Komisyonu başkanları var. Onları aşağıladığım için söylemiyorum ama onlar sanattan anlamazlar. Kusura bakmasınlar. O kadar burada sizin gibi değerli insanlar varken bunlardan ressam, heykeltıraş, sanat eğitimcisi, tasarımcılar, mimar, mühendis, bunları alacaksınız bu konseyin içerisinde. Onlar karar verecekler kentin neresine ne yapılacağına. Evet, öyle bir konsey olmalı. Çünkü Almanya'da böyle konseyler var. Kentin estetik konseyleri var. Şimdi burada önüne gelen belediye başkanı olan adam bir emir veriyor. Diyor ki hadi gidin şöyle bir kabak dikin bakayım. Bir karpuz dikin. Bir baklava yapın. Bir vazlama resmi yapın. Bunlar doğru değil. Bunları böyle hani ortak akıl dönüşü olduğumuz aklında yapmak lazım. Çünkü sanat öyle bir şey. Evet, sanat sanatçı tarafından yapılır ama sanatçı beyninde o kadar çok malzemeyi bir araya getiriyor ki ortak bir akım oluşturur aslında. Herkesin nazını tutmaya çalışır. Türkiye'de böyle bir şey şu an ben göremiyorum. Yani ben bu kadar tecrübeme dayanarak söylüyorum. Göremiyorum. Çünkü ben de, bana da bir ara bir şey heykel yapılacak diyorsan ya. Dedim ki şimdi belediye başkanı beni yönlendirecek. Diyecek ki şurada şunu yapmasa arkadaş ben istemiyorum diyecek. O zaman ben de ne yapacağım? Bağırıp çağıracağım. Dolayısıyla yapmayacağım. Vazgeçeceğiz.
Onun için hiç girmedim bu işlere. Dışarıdan ne yapıyordum? İşte kendi fikirlerimle bunları eleştirmeye çalışıyorum. Ya da böyle olur mu diye bunları sorguluyorum. Yani şunu düşünebiliyor musun? Şöyle bir can olabilir mi? Şimdi şununla bunu yan yana koyabilir misiniz? Ya da şununla şunu yan yana koyabilir misin? Koyamazsınız. Bu bir beton yığınağıdır. Bu da taşlı başmış. Ya da şu, bu daha kötü. En kötüsü bu. Çünkü teknoloji var içinde ama estetik olur sıfır. Sıfırın altında. İnsanlar eğer bu camiye giriyorlarsa altında ticaret yapalım diye giriyorlardır. Buraya gidip namaz kılan insan koşa koşa süpermarkete gidecektir buradan çıkınca. Evet. Caminin ulviliği biter. Sinan yapmış mı öyle bir şey? Ta 600 sene önce yapmış. Selçuklular yapmışlar mı? Yok. Baştan aşağıya bir külliye var. Evet. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Hocam son bir sorumuz daha var. Daha sonra sergi açılışımıza geçelim. Yabancı katılımcılarımızdan biraz bu konuda eleştiri alıyoruz şu an. Hani bir an önce başlaması yönünde. Evet. İyi akşamlar Sayın Hocam. Sunumunuz için teşekkür ederiz. Moda tasarımı alanı uzmanları arasında da giysi, yani moda sanat mıdır, değil midir tartışılmaktadır. Giyilebilir sanat konusunda görsel ve yazılı çalışmalarda yer almaktadır. Sunumunuzda sanata dair malzeme, yorum ve benzeri tasarıma aktarıldığında sanat eseri olarak adlandırabiliriz dediniz yanılmıyorsa. Evet. Bunu giysi yani moda tasarım içinde söyleyebilir miyiz? Pınar Çınar hocamızdan böyle bir sorun gelmiş. Evet, şimdi hemen kısa cevap vereyim arkadaşlar. Bu moda işi sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Tekstil makineleri sanayi devrimini başlatmıştır. Bununla birlikte çok fazla ürün ortaya çıktığı için modanın, yani mod dediğimiz sözcüğü her yıl değişmesi gerekir. Değişmezse makineler durur. Dolayısıyla bunun ne kadar sanat olduğu artık oradaki insanların düşüncesine dair bir şeydir. Ben modayı bir moda demeyeyim ama giysiyi bir sanat olarak değerlendiririm. Modayı değil o. Moda çünkü her gün değişmek zorunda ki ürünler bir an önce tükensin. Ya konfeksiyona çok sıcak bakan biri değilim ben. Neden? Çünkü insan vücudu bir mimari unsurdur. Onun bir terzi tarafından iyi tasarlanarak çizilmesi gerekir. Siz bir konfeksiyona gittiğinizde 44 numara bir elbiseyi üstünüze geçirip gidiyorsanız bu sadece ihtiyacı gider. Ben bu kadar söyledim. Teşekkür ederim. Moda bir sanat değildir diyorum ama terzilik, bakın terzilik ya buna benzer meslekler bir sanattır. Moda farklı bir şey. Moda değişir ve sizi yönlendirir. Moda insanları yönlendirir. Terzi yönlendirmez. Bu kadar söyledim. Çok uzatmayayım yani. Değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler kazandırdınız bugün bize. İzninizle biz sergi açılışımızı yapmak istiyoruz. Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerlerle ölçülür. Sözüyle sergimizin açılışına geçmek istiyoruz. Sergiye toplamda 224 sanat ve tasarım alanından başvuru gerçekleştirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler ile toplamda 181 çalışma sergilenmeye değer görülmüştür. Sergi sunumuna geçiyoruz ve sunumda kullanılan müzikler için Profesör Doktor Cahit Aşkın hocamıza da bir teşekkür gönderiyoruz buradan. Esra hocam. Thanks to the Professor Dr. Adnan Tepecik for his valuable speech. And now we would like to start the opening of our exhibition with the motto, a nation's artistic talent is measured by the value it places on fine arts. There are 181 works in our exhibition. In addition, we would like to special thanks to Professor Dr. Cihat Aşkın for the music used in the presentation. Thank you.
Her biri büyük bir özveriyle hazırlanan bu güzel sanat ve tasarım çalışmalarından ve kongremize verdikleri destekten dolayı tüm eser sahiplerine tek tek teşekkür ediyoruz. Sergimiz 21 Temmuz 2021 tarihine kadar kongre web sayfasında yayında olacaktır. Kıymetli katılımcılar, kongremizin kapanış konuşmasını yapmak üzere Kayseri Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Okan Karahan'a ve ardından üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanımız Profesör Doktor Sayın Semih Akçı Özoğlu'na söz vermek istiyoruz. Esra Hocam'ın sunumun ardından. Hocam sesin kapalı. Sorry about this. Dear participants, we would like to leave the words firstly, Dean of Engineering and Architecture Faculty of Kayseri University, Professor Dr. Okan Karahan, in order to make the closing speech of our Congress. After this speech, we would like to leave the words the head of our Congress, Professor Dr. Semih Akçözoğlu. Sayın dekanlarım ve kıymetli katılımcılar, başta NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Muhsin Kar hocam ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Semih Akçözoğlu'na bu etkinliği, yani bu kongre ve sergimizi birlikte işbirliği içerisinde düzenlenmesine öncülük ettikleri için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan yine bu yoğun bir ekip çalışması gerektiren bu kongrenin tüm sürecinde katkı sağlayan düzenleme kurulunda ve özellikle Menekşe Hocam, Esra Hocam, Ayşe Hocam ve Emin Hocam'a ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sözlerime son vermeden önce zamanınızı almak istemiyorum fazla. Önümüzdeki yılda kongre ve sergimizin ikincisini Kayseri Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yine birlikte Ömer Halis Demir Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceğimizi de buradan duyurmak istiyorum. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın dekanlarım, değerli katılımcılar ve sevgili meslektaşlarım, öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Arten Design Kongremizin ve sergimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kongremizde bu yıl ilkini düzenlememize rağmen çok geniş bir katılım gerçekleşti. Ve 77 üniversiteden 220 bildiri sunuldu. Yine kongre kapsamında ilk gün gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir moda başlıklı bir panel oluştu. Bugün de izlediğimiz dijital sergide çeşitli sanat ve tasarım dallarından 181 eser sergilendi. Ben buradan eser sahiplerine de teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunmak istiyorum. Ben de kongremizin düzenlenmesinde değerli katkılarından dolayı öncelikle rektörümüz Profesör Doktor Muhsin Kara, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa'ya, yine Kayseri Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Okan Karahan'a, tüm bilim kurulu, düzenleme kurulu ve sekreteryadaki ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Davetli konuşmacımız saygıdeğer Profesör Doktor Adnan Tepeci'ye yine içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ve son olarak da kongremize ve sergimize göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı hepiniz